everyone, and welcome back to Abi Reaction. Guys, here we go again with another Turkish video. I miss this series so much. Van, look at this, man, okay? I never heard about this city. So, guys, so curious to see this one because the first photo promised a very beautiful city. So, guys, let's go and let's enjoy this video. Let's go, guys! Look at this! How wide with those horses, mamma mia! They produce jewelry too. They oh, food, Balab! No, so sweet. The Turkish tea with the cat there. That should be the flag of hikayenin başlangıcıdır bu. Never heard about this city. Tarih, doğa ve kültür yolculuğunun başlangıcıdır bu. There's a castle there bir in the sabah middle of nowhere. Keyifli bir tatilin başlangıcıdır bu. There's a castle. What the? Man, what is this place? Kısa bir uçak yolculuğu ya da bir kara yolculuğu. Hedef Van ise rota sizi ilginç bir hikayenin ortasına atacaktır. So beautiful. Those eyes, man. Wow. What's the... This is insane. Yaklaşık 7000 yıllık bir tarihe insane yolculuktur yapılan tercih. I don't know how much money Turkey need to spend actually, okay, to take care of these treasures that has, okay? I don't think that spend enough, need to spend more. This kind of thing should be famous in the whole world, but cannot be like this. You need to take care of this. Look at this place, man. Look at this. Look at the stairs to go there. Look at the stairs, man. Yaklaşık 7000 yıllık bir tarihe yolculuktur yapılan tercih. Çok eski dönemlerden beri yerleşim alanı olmuş Van ve çevresi, coğrafya bakımından önemli bir konum olduğu için birçok uygarlığın izlerini üzerinde barındırmıştır. Urartu medeniyetinin başkenti Van'da, bugüne değin varlık göstermiş Hurriler, Hititler, Persler, Medler, Selçuklular ve Osmanlılar gibi birçok kültürün izleriyle tarihi yapıların izlerinde tarihe tanıklık edersiniz. How many mosques has? No, look at this. No, someone take care of this stuff. Van'da başlayan stuff, bir tatil serüveni mutlaka çok uzun ve unutulmaz anlarla dolu olacaktır. Van kahvaltısıyla yapılacak bir başlangıçsa bu uzun yolculukta enerji kaynağı olacaktır. Okay. What is this? That's Benjamin. PK Turkish breakfast, no way, man. What is? I cannot understand how many castles, how many historical places has this city. I'm losing, no? It's too much. And how is not famous this place? So weird. It's one of the most amazing cities that I see from Turkey. Historical, sea, mountains. Look at this. Tarih, doğa ve kültür serüvenidir bu hikayenin adı. Her taşın üzerinde tarihin izlerini bulursunuz. Akdamar Adası'nda Tamara ile koyun çobanının... Man, I'm serious about this one. You have a serious treasure in your hands.
take care of that. I don't know how, but I don't know who take care of tourism in Turkey. It's not Istanbul. Seriously, guys, Istanbul is amazing, but I think cities like this are even more amazing. Damar Adası'nda Tamara ile koyun çobanının sulara gömülen aşklarının hikayesine tanıklık ederken doğayı ve tarihi bir arada yaşar, Van Gölü'nün sularında keyifli bir yolculuğa çıkarsınız. Her tutkunun bir karşılığı vardır Van'da. Doğanın, tarihin ve sanatın bir arada nasıl bir ahenk oluşturduğuna şahitlik ederken... Are you kidding me? There is a church doing this one. What city is this? But that's insanely beautiful. Dine hayran bırakan bu şehirde uzun doğa yürüyüşleri yaparak Edremit bahçeleri gibi bölgenin keşfedilmemiş güzelliklerini görme imkanı da bulabilirsiniz. You cannot believe. I don't know where is the city, but I don't care at all. This place is never saw something like this in Turkey. Amaç, with this much history, ise, with this much akan sularında rafting yaparak ya da dağlardan kendinizi rüzgara bırakarak yamaç paraşütüyle veya da Abalı Kayak Merkezi'nin yüksek yamaçlarında kayak yaparak da Van'ı keşfedebilirsiniz. It's like for me one of the most beautiful cities in Turkey. Without any doubt, this is one of the most beautiful Turkish city. Van Gölü'ne neden denizlendiği ile ilgili aklınızda bir soru işareti varsa kısa bir sahil gezintisiyle bu sorunun cevabını bulmanız mümkün olacaktır. Make you feel like you are always on vacation here. I think because look at this man, look at this, the streets, look at the Van'ın gölü kadar akarsuları ve şelaleleri for ve sure, doğanın for sure. Bir one of the most beautiful Turkish Muradiye cities. Şelalesi çok özelliğiyle take güzelliğin care, guys, take care of this. Doğanın take care her aşamasının keşfidir. Fishing, hunting, man. Van'ın misafirperver ve sıcak insanlarını her ihtiyacınız olduğunda yanınızda bulacak ve serüvenin sonuna geldiğinizde in this moment I promise to myself I will visit this city. Türkiye'nin doğusunda uzak ama bir o kadar da yakın olan eşsiz güzelliklere sahip medeniyetler beşiği bir kültür şehrinin olduğunun farkındalığıyla bir daha geri gelmek üzere şehirden ayrılacak. I promise to myself now, Abi, you need to visit this city 100%. One of the most beautiful Turkish cities. This place is unique, guys. Seriously, just love it. I'm shocked. I love this place so much. Thank you for introducing me such an amazing city. And if you are from Van, let me know in the comments for sure. And guys, we'll see in the next reaction. Ciao a tutti, ragazzi. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao.